Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya avokado ticaretini 8.3 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Hal böyle olunca avokado üretimiyle ilgili planlamalar ve pazar stratejileri geliştirilmesi hayati önem taşır vaziyette. Bu noktada gerçekleştirilen interaktif avokado e-çalıştayıyla söz konusu çalışmalar için düğmeye basıldı bile. Hem iç piyasada hem de dış pazarda büyük rağbet gören avokadonun geleceği interaktif avokado e-çalıştayıyla masaya yatırıldı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen çalıştayın merkezi, Türkiye'nin avokado üretiminin yaklaşık %80'ini gerçekleştiren Antalya oldu. Antalya Tarım Konseyi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen e-çalıştayda 2-3 yıl içinde avokado üretim miktarında ciddi artış olacağını işaret edilerek yeni pazarlar oluşturulması ve var olan pazarları büyütmenin önemi üzerinde duruldu. Çalıştay'a Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doktor Nevzat Birişik, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kamu kurum kuruluş temsilcileriyle çok sayıda üretici ve ihracatçı katıldı. Avokado üretiminin geleceğine yön verecek Çalıştay'da konuşan Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, geçtiğimiz yıl Antalya'daki avokado üretim miktarı ve alanlardaki artışa dikkat çekti. 2021'de ülke genelinde 9000 tonun üzerinde avokado üretildiğini belirten Çandır, gerçekleşen üretimin %78'inin Antalyalı üreticilerin elinden çıktığını ifade ederek üretim miktarı Antalya'da son bir yılda %44 artarken Türkiye genelinde %53 artış kaydetti diye konuştu. 3 yıl içinde avokado üretim miktarında ciddi artış olacağını öngördüklerini belirten Çandır, bu noktada ihracat pazarları bulmanın ve var olan pazarları büyütmenin gerekliliği üzerinde durdu. Avokado üretiminin muz ve mangoyu geride bırakacağını vurgulayan Çandır, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya avokado ticaretinin 8.3 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Avokadonun yükselişe geçtiği bu dönemde üretim planlaması yapılması, tedarik zinciri ve üretime dayalı sanayinin oluşturulması noktasına düzenlenen çalıştay çok önemli bir yere sahip açıklamasında bulundu. Evet. 5 gün sürecek çalıştaydan çıkacak rapor önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.